أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد والسلامات بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ayetinin birinci makamı فَاِنْ تَوَلَّفْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْ عَلَيْ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظِيمِ لَوْلَا مُفَرَقَاتُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ لَهَا الْمَنَايَا اِلَى اَرْوَاهِنَا سُبُولَنَا. Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Bir de okuyayım. Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, mufarakat? Ayrılık. Ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın ölüm. Ölüm denilen bir şey gelecekmiş. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan mufarakattır. İnsanı en ziyade öldüren dostlarda mufarakattır. Bunu gençsiniz, hissetmezsiniz. Bu yaşta bunlar pek hissedilmez. 40'tan sonra başlıyor. Hele 50'den sonra kemiğine kadar hissedersin. Neyi biliyor musun? Şöyle bir misal vereyim de gerisini siz doldurun. Ben izah etmeyeceğim. Allah Resulü vefat edince zannediyor musunuz vahiy kesildi de sahabeler inanmak istemedi. Sahabeler şok olmuş. İnanmıyor. İnanamıyor. Resulullah öldü diyenin kafasını koparırım, öldürürüm diyen sahabeler çıktı. Hazreti Ömer dedi Allah. Ben nasıl anlıyorum biliyor musun? Kemiğime kadar hissediyorum. Vahiy kesildi de değil. Vahiyi gönderen Allah'tır. Lazım olduğu kadar geldiğine inanıyorlar. Arkadaşlar kim olursan ol, peygamber dahi olsan, mutlaka böyle şöyle bir dayanak noktan insan istiyor. O olmadı mı? Kendini yalnız, kimsesiz, yetim hissediyorsun. İstersen Allame-i Cihan ol. Sahabe hissetti de sen mi hissetmeyeceksin? Yani yalnızlık hakikaten sahabeye değil, peygambere değil, Allah'a mahsus. Yalnız hakikaten Allah kimsenin başına vermesin. Yalnızlıktaki kastım, yani toplum içinde bile olsan, senin gibi düşünen, senin sevdiklerini sevmeyen, senin gibi gay hayali olmayanların içinde bulunmak gene yalnızlıktır. Bak, demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan mufarakattır. Eğer diyor dostlar olmasaydı, dostlardan mufarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı. Demek ki ölüm denilen bu enerjinin, o sinyalin, o şifrenin neyse vücudumuza, ruhumuza girmenin yöntemi nasıl giriyor? Dostlarda mufarakat edildiği zaman girebiliyor. İnsanı canlı tutan 3 tane kaynaktan bahsediliyor. Tilavetül Kur'an, Münacat-ı Rahman, sohbeti ihvan. Yani bir dayanak noktası yok. Onu uygularsak, yani ben Hürriyet-i Şeri'ye çok ne kadar hasta olduğumu biliyorsunuz yani. Onu bilen olarak söyleyeceğim. Yoksa ustad şahıslığını ortadan kaldırmış. Zatında kaldırmış. Ama sahabe bile
peygambere ihtiyacım oldu. Talebeler bile ustada ihtiyacı var. Ne olursan ol, mutlaka bir dayanak, bir ustad, ustad yok, kitaba bağımlı ve bağlı bir abiye, ablaya ihtiyaç fıtridir. Yoksa olmuyor. Yani şahıs, evet şahıs yok, şu yok, makamı şudur, kaynak değil. Ama kimdir biliyor musunuz? Kimdir o? O insan, Allah aşkına şuna bak. O insan kimdir? Ben şaşırdım yani. Ama tabii ihtiyaç hissettiğin zaman insan kimmiş biliyor musunuz? Her taife insaniyede bulunan ve kainatı meyvesi olan insanın çekirdeğinde, çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen mustakil ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar, o insanlar, o zatlar, şey Murat, bu çok ilginç bir yer, şualar 121, alemi gayb ve alemi şehadet, alemi gayb ve alemi şehadet ortasında o mübarek, bu işin ehilleri, insanı berzahtırlar ve iki alemin birbirleriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalardan oluyor gördüğünden. Yani insani berzah. Burada insanın, insani derken inin takkesi var. Yani Resulullah'ı kaldırın. Haşa, aleyhissalatü vesselam, tefekkür için söylüyorum. Kur'an anlaşılmaz, kağıttan ibaret kalır diyor. Ustadı kaldırın, yeri kadar der. Demek ki bu insani berzahlar alemi gayb ile alemi şehadet arasında berzahtırlar. Geçiş onlarla oluyor. Mesela peygamberi kaldır, vahiy gelmez. Kime gelecek vahiy? Vahiy insanlara gelmiş ama peygamber vasıtasıyla gelmiş. Kaldıramazsın yani. Peki Bediüzzaman, Said Nursi ayrıdır. Bediüzzaman ayrıdır, Risale-i ayrıdır. Said Nursi ustad şeydir, bizim arkadaşımızdır, dava arkadaşımızdır, ders arkadaşımızdır. Said Nursi yani. Ben de bir talebeyim diyor Emirdağ 148'de. Bediüzzaman ise Risale-i Nur'un zuhur ettiği, ortaya çıktığı zemindir. Yani ruhtur. Bediüzzaman odur. Risale-i Nur ise o Bediüzzaman zemininde ortaya çıkan müceddittir. Onun için biri birisiz olmuyor. Bak diyor ki, baktım ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insanı berzahtırlar. Yani berzah ama mesela alemi berzah, kabir var ya kabir. Ahiret değil, dünya değil. Alemi berzahtır ama mana berzah, ne dersin işte, ölüm, gidip gelmeler olduğu yer. Ama insanı berzah değil. İnsanı berzahlar kabir berzahı gibi değil. Çekirdek ilim ile ağaç arasında bir berzahtır. Berzahtır. Mesela rüya için diyor, alemi misal ile alemi şehadet ortasında bir berzahtır diyor. Evet. Tamam mı? Berzahlar çok. Ama alemi gayb ile alemi şehadet arasında bu insanlar üzerinde ceyran ediyor. Ortaya çıkıyor. Ayna muhafaza edilmeli ama ayna kaynak kabul edilmemeli. İnsanların kalpleri, yani önde gidenlerin kalpleri ayna gibidir. O ayna vasıtasıyla bize de nimet geliyor. İşte zaten burada da diyor ki, eğer dostlarda mufarakat olmasaydı, dostların kalitesi de bunlardır. Ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan mufarakattır. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan,
İmandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o huzun ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Çok acayip. Başka bir yer okuyayım, çok da ilginizi çekecek zannediyorum, benim de çok ilgimi çekti. Dördüncü tabakayı hayatta şüheda hayatıdır. Onu okumayacağım, bir cümlesini okuyacağım. Şüheda, şehitler. Şimdi ortasından alıyorum. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alim-i berzatta onlara ihsan eder. Bak çok acayip. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. İyi dinleyin. Ölümün ölümü nedir? Ölüm bir şey değil. Ölüm bir şey değil. Bir daha söyleyeceğim. Ölüm hiçbir şey değil. Ölümün ölümü var. Nedir o? Ölümdeki fırak acılığını hissetmiyorlar. Ölümdeki acı fıraktır. Ölümün ölümü fıraktır. Şey deyin, şehitler için diyor ki bak, onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Öldükleri halde. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bakidir fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Şehitler değil. Ölümdeki firakı bilmiyorlar. Ubeyd isminde bir talebem vardı diyor. Şehit oldu. Toprak altında benim için bir menzil hazırlıyormuş. Benim öldüğümü biliyormuş. Çok üzülüyormuş. Diyor ustad. Oysa şehittir diyor. Kendisinin ölü bilmiyor. Başka bir örnek veriyor. Bir hanım diyor namazı kılmış. Tesbihat yaparken tesbihat kopmuş. Tesbih kopmuş. Ustad eski hatırlandı. Eski talebeleriyle olmuş bu. Ustad keşfel kuburdur. Ya fazla üstün bir evliyalık değil yani. Kabirdekileri keşfetmek öyle fazla değil. Üçüncü mertebede oluyor. Ustad bir kabirde durmuş. Gülüyormuş ustad. Molla Resul diye bir talebesi vardı. Ustadım diyor. Ya ne olur bize de söyle, ne var burada? Dedi ki bir hanım namazını kılmış. Tesbihi çekerken tesbihi kopmuş. Hala tesbih diziyor, ona gülüyor. Hatta kıyamet kopacak. Tesbih dizememiş olacak. Diyecek ki Allah Allah ne çabuk koptu ya. Ben ona gülüyorum. Ya Allah. Başka şualardan söyleyeyim 259'da. Talebe-i Ulum vefat etmiş, çocuk delikanlı vefatını bilmiyor. Ben Rabbuke memnubte dağdır, onun haberidir. Malum hadisiyi biliyorsunuz. Öldüğünü bilmiyor, medresede zannetmiş. Hocası soru soruyor zannediyor. İşte oralardan çıkartıyorum. Azrail aleyhisselam, siz derste devam edin. Kitap okuyun. Çünkü hangi hayat üzerine giderseniz o şekilde öleceksiniz. Vallahi yaşadığımız tarzda hayat böyle bitiyor ya. Şimdi o çocuk münker mekir hesap sorarken hocası gibi görüyor münker mekiri. Azrail'i bile değil. Münker mekiri şey olarak görüyor hocası. Daha zor sorun sorun efendim diyor hocasına. Ben diyor o sorunun cevabını biliyorum. Bir de bilemiyor istedim. Allah Allah. Tabii yanlış bilmiş ya. Bir de yanlış bilmiş herhalde. Ve gülüyorlar. Rahmet ilahi, ilahi. Tebessüme getirdi diyor rahmet ilahi. Orada bulunan keşfel kubur velisini diyor. Ve rahmet ilahiyi ve hazır bulunan velileri tebessüme getirdi diyor. Ve usta rahmet ilahi tebessüme getirdiğini sen nereden biliyorsun? Cevap kitap oku. Şimdi insanı en çok öldüren ölümün ölü fıraktır. Sen kaç yaşındasın? 20. Anlamazsın. Bu fırak o kadar acı vermez. Fırak bir parçasını göstereyim size gündelik hayatınızda.
Bak adam ya delikanlı bir kıza aşık oluyor. Veya kız erkeğe alışkın. O firak acısından intihar ediyor. Ölüm hakkında siz ne anlıyorsunuz? Ne kadar korkunç değil mi? Kefene gireceksin, aşağı gideceksin falan. Bir de intihar etmenin böyle korkunç günahı. Yani nasıl gideceğini şimdi girmeyeceğim. Bu hiç geliyor ki onu seve seve kanıyor. Bu firak işte. Firak acılığına dayanamadığı için hayatına kıyıyor. O zaman firak ölümden beterdir. Ehli Dünya şarkısında, türküsünde öyle demiş abi. Öyle mi diyor? Ayrılık ölümden beter. Olmasaydı ölüm hiçbir şey diyor. Allah Allah. Hakikaten sekeratta görmüşsünüzdür insanları. Böyle bana dedi ki böyle yatıyor. Hasan Hoca. Yatıyor ya yatağına gitti. Öyle çıkarttı. Orada da beraber olacak mıyız? Böyle. Ayrılıyorum ben dedi. Ya sende bir ricam var dedi. Söyle dedim abi. Ben dedi derste hangi yerde oturduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum abi dedi. Ne olur ders yaparken o tarafa bakarken beni hatırla. Ben dedi ayrı. Dedim abi orada da ders var. Öyle ama dedi. Ayrılık çok ağır dedi. Kendisi diyor ki kanser. İnan bana ölümden korkmuyorum. Ayrılık ağır dedi. Onu hissedemezsiniz demişti bana. Evet. Yani dostsuz, rehbersiz çok kötü bir şey ya. Mesela bak ona ait bir yer okuyacağım. Üçüncü nükte bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Ustadın üç tane saydığı var, şahsiyeti var. Ki herkeste var. Mektubatta anlatır kişide üç tane şahsiyet. Onu söyler misiniz? Bir tanesi? İnsaniyet. Beşeriyeti. Bir tanesi? Ubudiyeti. Bir tanesi? Vazifedarlık. Herkeste üç tane şahsiyet. Bunu bilmeyen insan aile geçimini yapamaz. Bunu bilemeyen insan... Bilip de uygulamayan insan vallahi ailedeki kavga gürültünün önünü alamaz. Olmaz. Huzur da pek olmaz. Bunu bilmeyen insan. Yani her ikisinde üç tane şahsiyet var. Hanımını bir tane görüyorsun. Üç tane gör. Hanım da kocasını üç tane görsün. Bunu bilmeyen evdeki kavgayı önleyemezsiniz. Mümkün değil. Niçin? Bir beşeriyeti var. Bedensel hayatı var. Yer, içer, kalkar. Özel hayatı var. Bir de onun özel orucu var, namazı var. O kitap okuyuşu var. Kur'an okuması var. Bu da ubudiyeti. Bu ayrı bir şahsiyet ikincisi. Üçüncüsü hele hiçbir alakası yok. Vazifedarlığı var. Mesela vazife. Şu anda benim şu makam Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğim için bazı haller, duygular sizde de bir feyizler olur. Bu çünkü bana ait değil. 37'de diyor değil mi? Barla'da. Diyor ki Hulusi abi, ders yaparken bana tuhaf şeyler oluyor diyor. Ustad da diyor ki, o ders makamı Delal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına oturduğun için o şeyin altına girdiğinden dolayı o feyizler senin üzerinde ceyran ediyor. Böyle geliyor tak dağılıyor. Bu senin alakası. Bu bir şahsiyettir. Şimdi beni bu makamda gören bir insan, ondan sonra seyahat ediyoruz Yaşar'la. Allah Allah, abiden çıktık falan yani dersten. Şu dersten çıktık şimdi Anadolu seyahat edeceğiz. Ya Allah Allah, tuvalete de gidiyor bu adam ya. Yemek yiyor. Abize latife yapıyor. Ama ders, Allah Allah, mufarakattan bahsediyordu. Gittim işte. Onun için herkeste yola çıkılmaz.
Çıkılmaz. Atacaksın o kenara. Sen olmaz, sen başkasıyla git. Niye? Üçünü karıştıran karışık adamdır. Karışık olduğu için karışık görüyor. Ayırt edecek. Karı kocalarda da böyle yapacaksın. Bana bunu dedi. Hangi vasfıyla dedi? Beşeriyetiyle mi dedi? Ubudiyetiyle mi vazif? Bir makamı ifade etme makamında mı dedi onu? Din adına konuşurken bak sen bana böyle bak dinimiz böyle diyor. O vazifedarlığıdır. Bir de mesela kavgalarda bir tane. Ya bırak senin başına yansın namazını diyen var. Kocalardan erkekten. Kadın namaz kılıyor. Bak 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 bak. Arkasından ha odada namaz kılıyor kadın. Biraz önce bana neler diyordun? Bak 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 namaz kılıyoruz. Bak. Başına yansın lan senin namaz. Diyen var ya. Bu kadın beni ne aradı? Ona senin sözün başına yansın lan. Takoz. Takozoviç yani. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'in demiş. Yalan konuşmayasın demiş. Nerede o hadisleri rivayet eden Hazreti Ayşe sahabe-i kiramdan? Nerede? Peygamber Efendimiz'e böyle bir söz kullanan şahsı. İşte bir kavga olmuş değil mi? Onu uygulayalım derdi. Örneği olsun. Ayşe validemiz de Peygamber Aleyhisselam radiyallahu anh ile sıkıntı olmuş. Evde sıkıntı olmasından korkmayın. Kavga olsun. Kavga yemekteki tuz kadardır. Hiç tuz koymasan da o da olmuyor. Ama kavga yemeğin tuzu kadar olmalı. Tek başına da yenmez. Ya, bütün olmaz. Bütünlük içinde olmaz. Bak şimdi. Sıkıntı olmuş. Peygamber Aleyhisselam demiş ki, tamam demiş bir hakem tayin edelim aramızda. Babanı tayin edelim. Ebu Bekir Sıddık. Tamam. Koymuş oraya. Peygamber Aleyhisselam demiş ki Ayşe validemize. Tamam sen mi ilk önce anlatacaksın babana? O da emir verdiği için peygamber emir derken geldi bizi. O da mecbur. Çünkü ayet-i kerime var. Ne diyorsa yapınız diyor. Yani o da ev üzülüp üzülüyor ya. Nasıl diyor peygamberle kız? Ama bakayım demiş lan teslim. Demiş ki Peygamber Aleyhisselam Ayşe validemize ilk önce sen mi arz edeceksin durumunu ben. Ayşe validemiz demiş ki sen söyle ama doğru söyle dedi. bu neyi gösteriyor? Beşeriyeti. Yanılır. O Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh bir fırlıyor. Sen peygambere bunu nasıl dersin diye o da ne dediğini zaten fırladı aslan gibi vuruşa ama Ayşe validemiz ne yaptı? Peygambere sığındı. Peygamber sığınan kanımına dedi ki bak o senin baban bana sığındı. Ben sana daha yakınım. O zaman gidelim. Ha nedir? İfade et. O beşeriyetidir. Bir de Ayşe validemizin şahsiyeti var. Bir de hadis nakleden. Eğer üçünü karıştırırsan karışık olur kafan. Bir beşeriyeti var senin hanımının. Beşeriyeti var. Nedir o? Ana babasının nikahı. Ta oradan başlıyor bunun karakter oluşumu. O hanımının ana babasının yaptığı iş, itikadı. Babadan çıktı da bu çocuk kız. Yedirdikleri, giydirdikleri, verdiği eğitim. Ana babadan süzülmedi mi bu çocuğun oğlu senin hanım? Şimdi onun karakterini bir şey taşıyacak. Şimdi o şeyi beşeriyetidir. Ama bu başka bir tarafı da var. Namaz kılar, oruç tutar, tesettür var. İmanı var, İslam'ı var, Kur'an'ı var. Bu da ubudiyet vasfı. Karıştırma. Üçüncü bir vasfı, ders yapıyorsa, vazifedarlığı varsa, hak ve hakikata koşturuyorsa, o da üçüncü bir şans. Karıştırırsan acımasız olur. İşte nereden açıldı buradan? Bir de bir şey konuşacaktık. Bir şey vardı. Abi eski Said'den. Ha eski Said. Üç tane Said işte. Beşeriyeti var. Ubudiyeti var. Vazifedarlığı var. Ustad Hazretleri'nin ilk Said var. Nurlardan önceki Said. 1926 ya kadar. 23. Sigara içen. Evet. Gazete okuyan. He? Gazete okuyan, sigara içen. Gazete okuyan. Yani ama bu tarihte değil. Osmanlı'nın döneminde tütün içen, sigara değil mi? Tütün içen. Ha, o tarihte ama 1920 değil. 1920'ye kadar İslam Cemiyeti. İslam Cemiyeti yani. O 1920'ye kadar, 23'e kadar de diyelim bir Said var, Said Nursi. Bir de Risale-i Nur'un ortaya çıktığı bir Said Nursi var, ikinci şahsiyet.
birinci Said'le hiç alakası yok. Adet. Vazifedarlık şahsiyeti. Üçüncü bir şahsiyeti var. Birinciden de çıkmış, ikiden de çıkmış. Tamamen içsel yapı. Artık Risale-i Nur tamamlanmış. Artık onunla bile şey değil. Meşgul değil. Yanlış anlaşılmış. Şurada oluyor. Yani 1920'ye kadar yetişebiliyor muyuz? O zamanki halinde mi yetişiyor? Mümkün değil. O yaşantısına göre. Tabii canım. O mümkün mü Said mi? O stadın o iş. Ama işte onu zaten çekirdek olmuş. Risale-i Nur'un hakikatine gelmesine zemin olmuş. Sanki birinci üstad kötü biriymiş gibi. Hayır. Öyle bir şey. Çünkü yok. Hata ne ve günah tespit edilmemiş. Birinci Said'de de günah yok. Ya yapamaz mı? Yapabilir. Bu kanundur. Kirbit evleri yakar ama kirbit evleri yakar diye kirbitler imha edilmez. Yani beşer insan hata yapabilir. Çünkü peygamberler hem mahfuzdur hem masumdur. Ama müceddidler masumdur. Mahfuz değildir. Yani Cebrail gelip uyarmıyor. İsmet sıfatları yok. O zaman üçüncü sayt ise bütün terki dünya artık hizmette de değil, kendi enfüs dünyası. Evet. Şimdi bu fakir sayt eski saytten çıkmaya çalıştığı bir zamanda ne kadar güzel bir şey ya. Rehbersizlikten ve nefs emarenin gururundan ve gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde. Şimdi öyle değil mi? Gayet müthiş, manevi bir fırtına. Asır ya. Ne tuhaf alemiz biliyor musun? Alemimiz de öyle. İkide birin kılap görüyor. Bir böyle hissediyoruz, bir böyle. Alemimiz acayip. Fiyakamız bozuluyor. Biraz önce havamız iyiydi. Bozuluyor. Bir tuhaf tuhaf hallere giriyoruz. Manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisine yuvarlandılar. Akıl ve kalp. Bu başka diyor, bu başka diyor. Bu acayip, bu garayip. Ay, öyle değil mi arkadaşlar ya? Kâsureyya'dan Seraya, Kâsera'dan Süreyya kadar bir sukut ve suut içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusla gibi hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordu. Şimdi mutlak ve muhit, çöl. Çöl hayatında, çölde gidiyorsun. Hangi yolun için doğrudur? Veya pusulasını kaybeden okyanustaki bir gemi için hangi rüzgar doğru rüzgardır? Arkadaşlar herkes acayip bir tuhaf, garayip, ahir zaman fitnesi. Bu asıra ulema İslam şöyle, ne demiş biliyor musunuz? Kayıp asır demiş. Yani insanlık yaşamamış kabul ediliyor. Kayıp asır deniliyor. Vel asr. İnnel insane lefî husr. Ancak kim? İlellezine amenu ve amenu salih. Amel, iman edip salih amel işleyen, sonra hakkı ve hakikati, sabrı, yani dersi, dersleri gidenleri. Yani bilen bilmeyene, bilmeyen bilene, hak ve vatıva sabir, hakkı ve tıva, hak ve sabır. Yani hakikati ve hakikatin yöntemlerini birbirlerine nakledenler, onun için de şeylerden, sıkıntıdan kurtulmanın bizde de olmuyor mu? Olmadı mı bir sürü? Nasıl açtık? Dersleri giderek. Bir derse gidiyorsun, hala sıkıntı var, inan ikiye çıkardı. Abi biraz git, biraz. Artık kendinle meşgul olmamak için her akşam derse git, dert olacak, zamanın olmaz. Dertlenecek zamanın olmaz. Zamanın olmaz. Şimdi hangi yolun için doğrudur? Onun için peygamber çok önemli. Sünnet-i Seniyye'nin en küçük adabı dahi hattı müstakimi gösteren pusuladaki pusula gibidir. Şudur. Nereden bileceğiz ya? Allah aşkına peygamberi kaldır. Ne niçin nedir ki? Ne nedir? Ne niçindir? Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat. Bunu nasıl dolduracaksın ki bu sorulan cevabını? Yani hangi hareket doğrudur kardeşim? Daha tuvalete gitmeyi bile bilmiyoruz. Tuvalete gitmeyi bilmiyoruz. Nasıl taharet alınır bilmiyoruz. Yazın kışı nasıl taharet alınır bilmiyoruz. Ramazan daha, Ramazan dışında. Ya ne diyorsun ya? Ya öyle kardeş. Kitaplara geçmiş, mevzu olmuş. Nerede bileceğiz ki bunu?
hadsiz zararlı ve zulümatlı yollar için bir sürü sıkıntım var. Çözüm yolları bilmiyoruz. Birer düğme hükmünde görüyordum sünnet-i seniyi. Acemime gitti ya. Trafik işaretleri ya. Yani şunu da eğer böyle kabul eder düşünürseniz çok büyük kayıpta olursunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında gözüken sünnet-i seniye kendi doğasından, tabiatından, erkekliğinden çıkan değil. O öyle olsaydı kadın taklit edemezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında gözükenler aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani Allah'ı görmek isteyen, Allah'ın bizden istediğini anlamak isteyen Mirat-ı Muhammed'e bakacak. Peygamber aynasına. Peygamber aynasında tecelli ediyor. Peygamber aynası da demeyeceğiz. Mirat'tır. Ayna senin suretini gösterir. Mirat ise seni inşa ederek seni sana gösterir. Toprak mirattır. Hava aynadır. Toprak ne yapar? Çekirdeği alır. Ağaç olarak gösterir sana. Hava ise sesi sana ses olarak verir. Peygamberin yani sünnet-i seniyenin miratında insan inşa olur. Miratta inşa vardır. Yani salatla namaz gibi. Salat camidir, namaz onun için bir birimdir. Mirat çok manaları var. Seni dönüştürmeden değiştirendir. Ayna ise seni gösterendir. Mesela toprak bir mirattır. Çekirdeği değiştirmeden dönüştürendir. Hava da bir aynadır. Suretini gösterir. O kadar. Onun için peygamber aynası demiyor. Mirat-ı Muhammed'den. Yani seni inşa eden bir zemin. O zeminde inşa olursun, ağaç olursun. Çok, hiç böyle bozdun mu antika olur. Mirat ayna dedin mi bu cinayet işlersin işte. Salata namaz dersen mahvettin yani. Salat bir tanedir, namaz beş tanedir. Yani salatın açılımıdır namaz. Aslında bir tanedir. Salatın farzı üçtür, namazın farzı 12'dir. 42 sözden daha bitti. Çok acayip ya. Ya ne güzel bir şey ya. Allah ne kadar hoş bir şey ya. Böyle her şey sistemlemiş ya. Hiç böyle boşluk yok ha. Allah hakikaten harika bir şey ya. Tabii estağfurullah. Yani ne kadar acayip. Peygamber gönderiyor, sistemi kuruyor. Benim ona uygun bir yapıda donaltıyor. Sevgi koyuyor. Allah Allah. Mesela şeyi araştırıyorum şimdi. Cehalet de yalan. Bir vakıfa şey verdik. Cehalet araştırıyor. İki günde beri araştırıyorum. Kim cehalet kimindi? Murat Dursun. Yalanı da Fatih'in. Yalanı bul. Neyin nesidir bu? Latife midir? His midir? İfrat tefriti var mı? Nerede oluyor? Dimağda mı? Kalpte mi? Nereden çıktı bu ilk? Nasıl bir şey yapılır? Cehalet. Kimse lugata bakmadan iki günde beri ben araştırıyorum. Daha şeyini getiremedim. Daha alemimde oturmadı. Yalan nedir? Cehalet. Daha yalan bilmiyorum ne olduğunu da. Yalan ne olduğunu bilmiyorum. Cehaleti araştırıyorum iki günde beri. Kaç tane sayfa yazmıştım? Ademi vücut mu abi? Ademi vücuttur cehalet. Ya burada zaten de sayfasını göstereyim. Bak cehalet. Çalışıyorum. Yani çok niçin gösteriyorum biliyor musun? Yani o kavramların insanla doldurunca tuhaf oluyor. Bir daha söylüyorum. Kavramları cehalet, yalan gibi tabirleri insanla doldurulursa yani dimadaki karşılığı nedir? Kalpte karşılığı, eylemde nasıl gözükür? Yani insan cehaletin miratı mı oluyor? Evet. Yani insan mirat oluyor, cehalet bizde gözüküyor. Cehalet kuvve halinde varken insanla irtibatlandığı anda cehalet özelliği olarak açılıyor. Açılıyor. Ama yani böyle acayip bir şey mesela diyelim ki yalanın bir latife olduğunu zannediyorum. Araştırmadım.
kuvve-i vahimenin ifrat tefriti var. Neyse girmeyin yani. Acayip bir şey. Neyse bu. Acayip bir şey ya. Ne diyeceksin? Külliyat bitmez yaşarım. Arkadaşlar bitmez. Bitmiyor. Kelime. Cehaleti bile lügata basmak isken iki gün uğraşıyorum. Acayip bir şey. Külliyat. Deli bir kitap. Bak bir de söylüyorum. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri. Sünnet-i seniye. Girme ya izah etme. Şimdi sünnet-i seniye. Sünnet ayrı, seniye ayrı ya. Sünnet nedir? Seniyesini ondan sonra birleştirelim. Sünnet, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yarattı. Bütün kainat. Bu sünnetullah'tır, adetullah'tır. Onun bir nüminesini bir insana koymuş. O insanı herkese koymuş. O insandaki konulan nümineleri, kainatın nüminesi, kainata uyumlu nasıl çalışır? Bu ikisini bağdaştıran kainatın ifade edildiği bir zemin. Sünnet-i seniye, ikinci sünnet veya fıtrat. Arapçada seniye iki değil ama fıtratın ifade edildiği manasında. Kainatın cem olduğu bir fıtrat demek. Yani cemin yani bir şahısta bir noktada görmek. Kul vallaha. Kainatın ifade edildiği zemin. Biz de kainat kadar büyüyeceğiz. Nasıl büyüyeceğiz? Oraya bak. Kullan o malzemeyi. Peygamber Aleyhisselam ilk önce kendisi kullandı o malzemeyi. Sünneti kendisi kullanınca sünnet-i seniye gözüktü onda. Sünneti kullandı, adetullah'ı kullandı. Onun miratında varlık ortaya çıktı. Allah'lık hakikati çıktı. Allah'lık çıktı, ahiretlik çıktı. İnsanın hakiki hakikati çıktı. Allah çıktı ya daha ne olacak ki? Onun miratında Allah çıktı ortaya. Allah. Alemimizde Allah yoktu ki. İşte sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye bu. Sünnetin ifade edildiği can, insana dönüştüğü zemin diyelim. Başka bir şeyler var da kıvranıp diyemiyorum o tarafa. Yasak. Ya tamam. Peygamber deli ediyor adamı. Hoş. Elhamdülillah. Sünnet-i seniyenin meseleleri, yani miratta gözüken kainatın hakikatları, sünnet-i seniye o. Onun için insanın erkekliğinden çıkan özellik değil ki kadın taklit edemesin. Çünkü kadın erkeği taklit etmesi yasaklanmış. Bunu nasıl taklit ediyor? Bu kendisi de uyguluyor zaten. Allah öyle söylüyor. Allah öyle diyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Ne diyor? Eğer Allah'ı severseniz ondan sonra peygambere itiba edeceksiniz diyor kısacası. Çünkü o ne söylüyorsa ben söylüyorum. İn huve illa vahyun yuha. Yani duasından çıkan değil ben söylüyorum. Ondan sonra bak, sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, sol elle yemek, abdestsiz yemek. Bu kişilerde derste uyku başlar, esneme olur, tamam, gaz çok olur onda. Abdestsiz çocuğu içirenlerde çocukta gaz çok olur. Nereden çıktı? Bilmiyorum. Hatta küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Yani ne olacak ya basit, koca şilip gemisini bununla götüreceksin kıbleyle. Tak tak, 15 derece, 12 derece, 7 derece, 7. Gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Hadsiz zararlı bak, hadsiz zararlı. Zulümatlı yollar içinde. Zulümatlı derken bizim sokak lambaları var. Zulümat. Alemimiz karanlık. Yandım abi diyor. Yanıyorum. Panik atak. Burhan. Acayip acayip. Garayip. Tuhaf tuhaf haller. İşte zulümatlı yollar içinde. Bu bizim yollarda sokak lambası var değil mi arkadaşlar? Burada. Bundan bahsetmiyor yani. Zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Düğme ne demek?
Düğme basınca bütün bu Karacaköy şehri elektrik girdi. Elektrik girince bu ne kadar alet vardır bu tahmin edersiniz bu nahiyede? Evde bir sürü aletler var. 100 bin tane var tabii yani. Süpürge makinesine, saç kurutmak makinesine kadar. Her şey var. Ama bir düğmeyle bakın. İşte sünnet-i seniyye bir küçük adabı bir düğme gibi. Bastığın anda elektrik giriyor. Yani şehre elektrik girmesi ne demekse sünnet-i seniyyenin küçük bir adab düğmesi de uymak bu. İçte öyle bir şeyler oluyor. Hem o seyahat-i ruhiyede, bak seyahat-i ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda bir sürü abi diyor, nasıl çekeceğim? Kendimi çekemiyorum. Hakikaten ağır yükler yüklenmişiz. Neyle? İnsan olmayla. İnsan olmak ağır yükleri yüklenmiş oluyorsun. İnsan olmak. Kolay iş değil. Şeyde geçiyor. İnsan penceresi mi 9. sözde de geçiyor. Aynayı samet olmak kolay iş değil. İnsan olmak zormuş İsmail. İnsan olmak çok zormuş. Ya, bak ne yapmış. Hem o siyat-ı ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe içsel çöküntüler yaşadıkça sıkıntılarımız oldukça ya etrafta da bir sürü böyle kimliksiz kişiliksiz insanların türediği zamanlarda hep gelin dernek açıldı. Yani cemaatler vesaire dernek açıyor, dernek gibi olmuş. Olduğu zamanlarda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Hafifliyordum ruhen. Çünkü niye Allah aşkına? Bu böyle koymak mı böyle mi? Nereden bileceğim ya? Peki bu muhat nereden bileceğiz? İnsanı en çok öldüren kararsızlıktır. Yani sağ mı sol mu hop ortaya bindirdi arabayı. Bindirdi arabayı. Yanlış tarafa gitse en fazla öbür tarafa dolanır geri gelir. Gibi ama bak ama onu şey yapamıyor. İşte bu muhak ama bu ne oluyor? İttiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı emin oluyorsun. Gemi gidiyor ama böyle eminsin, güvendesin. Arkadaşlar, sünnet-i seniye dostlardan girdim. Dost gibidir. Sığınağındır. Nasıl ki böyle yorulduğun zaman, sıkıldığın zaman mesela bir dostunu duymak istersin ya, bir telefon edersin. Sünnet-i seniye de öyle işte. Bütün ağırlıklarımı alıyor gibi hissediyordum. Hifet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden, bak, bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Bu maslahat mıdır, hak mıdır, doğru mu yapıyorum? Çünkü hayatın tekrarı yoktur. Hayatın tövbesi de yoktur. Günahın tövbesi var. Hayatın tekrarı yoktur ve tövbesi yoktur. Mesela ya Rabbi geçmiş günahlarımı tövbe edince bak şu anı kaçırdım. Şu anda yapamam geri gitti. Ya geçmiş hatanı düzeltmek için bugün yaşasa doğrusunu yapsan geçmiş değil artık. Bugün başka, dün başka. Hayatın tekrarı yok. O filmi geri al, hadi düzeltelim diyemezsin. O bitti. Ama şimdi doğrusunu yapıyorum. Şimdi kullanılan bir ayrı bir vakittir. Bu vakit, an, zaman, hangisini kullanıyorsun? Geçmişi düzeltmek için bugünü kullanıyorsun. Bugün gitti. Bugün gideni neyle düzelteceksin? Giden gitti kardeş. Giden gitti. Ancak tövbe var ya. Tövbe. Ne garip ya. Acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yukarı ben de gayet acizim.
nazarımda kısa, yolda zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor. Selamette yol görünüyor. Yük hafifleşiyor. Tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. Bunu sen ben ne bileyim ne kadar ihtiyaç duyarsak hissederiz bunu. Benim ta 50'den sonra, 50 yaşımdan sonra kemiğe kadar hissediyorum. Yani rehbersizlik, ille sahiplenme. Bu asır bilgiye o kadar ihtiyacı yok. Paraya yok. Her şeyimiz var, bir şeyimiz eksik, mutlu değiliz. Nedir o? İstinat noktalarımız yok. Dayanak noktalarımız yok. Güveneceğimiz insanlar, dostlarımız çok az. Onları da basit sebeplerle satıyoruz, bırakıyoruz. Zannediyoruz ki ben ondan vazgeçtim, onu sattım. Ama ne? Sen kaybediyorsun. Kaybeden biz oluyoruz. Yani dost, dost. Arkadaş çoktur. Yani selam, o ne haber, nasılsınız? Biraz ikram et, köfte ver, simit ver, bak arkadaş olun. Dost ise çok onunla ömür vermen lazım. Seyahat edeceksin, bazı fedakarlıklarda bulunacaksın, yatırım yapacaksın yani. Ağaç gibidir dost. Yani çaba yapacaksın, çapa da yapacaksın, çabalayacaksın da. Budayacaksın da. Yani ağaca yaptığın masraf gibi daha fazla dostuna masraf yapıyorsun. Senelerin meyvesidir dost. Hazreti Ali öyle diyor. En ahmak odur ki var olan dostunu basit sebeplerle kaybedendir. İmtihanı var abi dostum. Evet, imtihanı var. Yani o imtihandan geçtikten sonra dostluk oluyor. Evet. Hacı Bayram Efendi'nin bir şeyi var abi. Hı. Onu çok seviyormuş padişah. Onun müritlerini askere almıyormuş. O kadar artmış ki müritleri Hacı Bayram Efendi'nin asker ihtiyacı toplumda o kadar çoğalmış ki artık herkes Hacı Bayram'ın müridi olmuş. Demiş ki bu iş böyle olmayacak üstad, buna demiş bir çözüm bulalım. O da demiş ki ben bir şey yapayım, bu imtihan yapayım, dostlarımın dostluğunu bir sınayayım. Bir çadır kurmuş, böyle bayır bir yere bir çadır kurmuş. Akşamdan bir tane koyunu almış, çadırın içine koymuş. Demiş ki dostluğu, benimle dostluğunu onaylamak isteyen çadıra gelsin, hepsine işte bir berat, dostluk beratı vereceğim. Birinci kişi içeri almış. Birinci kişi çıkmamış içeride. O ara koyunu kesmiş, kan çadırın altından akmış aşağı doğru. Biraz bayılmış yerde. İkinci kişi gelsin demiş. Birinci kişi çıkmayınca ikinci kişi demiş ki ya demiş ben askere gitmeye karar verdim. Bir erkek bir de kadın çıkmış abi. Bir buçuk demiş dostum çıktı. Padişah. Nazarım da kısa bak. Nazarımız kısa. Nazar ki ne ki? Yolda zulümatlı. Ne vakit sünnet-i seneye yapışsam yol aydınlaşıyor. Selamette yol görüyorum. Yük hafifleşiyor. Tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Allah Allah. Neydi abi? İmam-ı Rabbani'nin Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Onu şu anda hatırlamıyorum. Murat hatırlıyor musun? Şöyle diyor, ben seyir üstündeyken en böyle parlak şeyleri vardı diyor. Şimdi hatırladım. Yukarıda anlatıyor. Tamam. Bir üstünde varmış ya. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farik radıyallahu anh demiş ki ben seyri ruhanide kat-i meratip ederken tabakat evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seni ittiba esas-ı tarikat ittiyaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sair tabakanın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında
makam-ı mahbubiyete mazardır. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Abi o Zeyl'in en sonunda diyor, Kader Risalesi'nin arkasındaki Zeyl var ya, dört hatrede. En sonunda çok güzel bir şey söylüyor abi. Bunlarla kalın. Kalın yazıyla yazılmış. Abi. Tamam abi onu... Çok, çok güzel abi, bunlarla kalın. Evet. Peki abi. Yani Risale-i Nur talebelerinin nerede durduğuna... Allah. Dördüncü hatfe değil mi? En sonunda abi. Kalın yazıyla yazılmış. Dördüncü bu abi. Evet abi. Kalın yazı dediğin... İttibar sünneti seniye diyor abi en sonunda zaten. Şu kısa Tarık'ın evradı ittibai sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kırmak, kılmak, namazın arkasındaki tesbihat yapmaktır. Namaz, tesbihat, nübüvvetin velayeti, risaletin velayetine götürüyor. Bir de Mektubat'ın 456 mıydı? Orada diyor ki, o da çok önemli. Bazı sünnet diyor abi. Bak işte tam o mesleği Risale-i Nur talebelerinin yaşattığını gösteriyor. Evet. Dokuzuncusu 457. Seyri sülükü kalbi ile ve mücahede-i ruhi ile ve terakkiyat-ı manevi ile insan-ı kamil olmak için çalışmak, yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak, yani sürü değil belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslam'ı kazanmak, gene anlamadık. Yani hep açıyor. Yani açmak demektir. Şu kainat içinde ve bir cihette kainat mümessili olarak doğrudan doğruya kainatın Halik-i Zülcelal'ine abd olmak ve muhatap olmak ve dost olmak ve halil olmak ve aynı olmak. Şuraya bak, Allah'a ne oluyorsun? Bak bir daha okuyayım. Doğrudan doğruya sünnet-i seniye ittiba ettikçe. Bak sünnet-i seniye ittiba edince ne oluyor? Doğrudan doğruya kainatın Halik-i Zülcelal'ine abd olmak. Sünnet seni buraya taşıyor. Muhatap olmak. Sünnet oraya taşıyor. Dost olmak. Halil olmak. Ve aynı olmak. Ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle, Beni Adem'in melaike-i rüçhanetini ispat etmek ve şeriatın imani ve ameli cenahlarıyla, şeriatın tarifini yapıyor burada. Şeriat nedir? İmani ve şeriatın imani ve ameli cenahlarıyla iki kanın makamat-ı âli uçmak ve bu dünyada saadet ebediye bakmak, belki o saadete girmektir. Bir de şunu okuyacağım, kesiyorum. Onun neticesi. İşte şeytanın desiselerine müptela olan bir çare insan. Şeytanın desiselerine müptela olan insan, son cümle şeyim, okuyacağım yer. Hayat-ı diniye, dini hayatı, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve siyat-ı fikir, yani kafanı istikametli, bütün görmek, istikameti nazar, feraset, selameti kalp istersen, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanları ile, Kur'an'ın açık emirlerinin mizanları ile ve sünnet-i seniyenin terazileri ile amal ve hatıratını tart. Hareketlerinin hangisi doğru, hangisi yanlış? Bu mu hak, bu mu hak değil? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Kur'an'ın muhkematı ile, sünnet-i seniyenin terazileri ile amal, fiillerini ve hatıratını, İçinden geçenleri tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap
ve auzu billahi mineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena, inneke entel alimun hakim. Ve kul rabbi auzu bike min hamazati şeyatin, ve auzu bike rabbiyen yahturun, sadakallahul azim, ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha, temas-salavat.